Merhaba sevgili çocuklar, ben Rıdvan Hoca. Bugün hep beraber 5. sınıf 2014 yılı Bursuk sınavı sorularını çözeceğiz. Bunun yanında Bursuk sınavımız belli oldu. 5 Eylül 2021 tarihinde Bursuk sınavına girmiş olacaksınız. Şimdiden başarılar diliyorum ve 5. sınıf Bursuluk sınavı sorularını çözmeye başlayalım bence. Yine aynı stil, aynı şekilde gidiyoruz. Sadece matematik sorularını çözüyoruz. Bundan sonra diğer sorular da çözmeyi düşünüyoruz. Örneğin 2015 ve sonrasında matematik ve diğer derslerin bütün soruları da Türkçe, fen gibi diğer bütün soruları da çözmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı olur sizin için. Hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyoruz. Yine stratejimiz aynı. İsteyenler indirip çözüp takıldığı soruları bakabilir. Ya da isteyenler şunu yaparlar. Benimle birlikte takip ederler, videoyu durdururlar, soruyu çözerler. Bakalım doğru mu yapmışsınız diye kontrol edersiniz. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle şuraya biraz yakınlaştırmamız lazım. Evet, sanırım bu kadar yeter. Bize bir kalem lazım. Benim gerekli kullandığım kalem Fatih kalem. Bunu buraya alıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi 2013 yılı verilerine göre İzmir nüfusu 4.061.074'tür. Buna göre İzmir nüfusunu gösteren ifade hangisidir? Şimdi çocuklar, burada bölükle ayırdığımızı biliyorsunuz. Biller bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Bu bölüke bayağı kökü yerine girdi. Biz biraz daha uç taşlayalım. Bu biller, burası binler, burası da milyonlar. Her bölüğün 3 rakamdan oluştuğunu ama sondakinin şu soldaki bölüğün 3 rakamdan oluşmak zorunda olmadığını biliyoruz. Çünkü her bölük kendini 3 rakama tamladığında diğer tarafa geçebiliyor, öyle oluyor. Şimdi bakalım burada okuyoruz. Birler bölümünde burası milyonlardı. Bunu bitimde milyon diyecek. Şuradaki 3 rakamı okuduğunda 1000 diyecek. Şuradaki 3 rakamı okuduğunda öyle bırakacak. 1 demeyecek. Çünkü birler bölümünü biz direkt sonuna 1 koymuyoruz. Ama binler bölümünü okurken sonuna 1000 koyuyoruz. Milyonlar bölümünü okurken sonuna milyonlar koyuyoruz. Şimdi ayıralım. Milyon demiş. Güzel. Bölümümüz ayrılmış. Kaç milyon? 4 milyon. Ha, 4. Güzel. Devam edelim. Şöyle ayırıyoruz. 1000 demiş. Kaç bin? 61 bin. Oo, buraya da 61. Şimdi bir sorumuz var. Sorumuz şu. Her bölük 3 rakamdan oluşmalı biliyoruz. Şu en sondaki hariç diğerleri 3 basamaktan 3 rakamdan oluşmalı. Burada 2 rakam. O zaman diğer rakamda oluşmak için buraya bir 0 atıyoruz. Ki 0 61 yani 61'e eşit. 61 bin. Bir sonraki de 74. Şuraya 74 yazıyoruz. Yine bir önceki gibi 3 rakamdan oluşması için buraya bir 0 atıyoruz. Şıkla baktığımızda 4, 60, 70 ve cevap Cihan olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi isteyen şıklardan da okuyabilir rahatlıkla. İkinci yöntemimiz diyelim ki şıklardan okumak. Şıklardan okuyacağız. Bakalım 4 milyon diyor. Bu da 4 milyon, bu da 4 milyon, bu da bir eleme olmadı. 61 bin, buraya 610 bin ele. Şurası 601 bin ele. Şurası 61 bin, bu da 61 bin. İki şıka indi. Devam edelim. 74. Şuradaki 704 bunu ele. 74, 074 bu. Cevap Cihan. Şıklardan gitmek daha basit galiba. Evet, şıklardan gitmek daha basit gibi. Bir diğer sorumuza gelelim. Aşağıdaki çokgünden hangisinin köşegeni çizilemez? Şimdi köşegen çizilebilmesi için biliyorsunuz komşu olmayan iki tane köşeyi birleştirmemiz lazım. Bu birleştirdiğimiz doğru parçalarımız ne diyoruz? Köşegen. Ve çocuklar tek bir tane çokgenin köşegeni yok. O da ne? Üçgeni. Cevabımız tabii ki Adana üçgen. Neden üçgenin köşegeni yok? Onu açıklayalım. Şimdi komşu olmayan iki tane doğru köşeyi bulmamız lazım. Ben bu köşeyi seçtiğimde buna komşu olmayan iki köşe. Bunu seçtim buna komşu olmayan herhangi bir köşe üzerim. Bunu seçersem komşu bu olmaz. Burayı seçersem bu da komşu bu da olmaz. Başka köşe kaldı mı? Hayır. O yüzden üçgenlerde köşegen çizilemez diyoruz. Tabii ki cevabımız Adana. Peki diğerleri nasıl çizebilir? Bir bakalım. Mesela bir dörtgen düşünelim. Herhangi bir dörtgen. Bir köşeyi belirleyelim. Herhangi bir köşe, şu köşemizi belirledik. Buna komşu olmayan, şu komşu ile, şurası da komşu, buraya ile komşu olmayan burası var. Buradan buraya bir ne yapabilirim? Köşegen çizebilirim. Ya da şu köşeyi belirledim. Buna komşu olmayan, şu komşu, bu da komşu gitti. O zaman komşu olmayan şu köşemize bir tane doğru parça çizdik. Bu da köşegen. İşte çocuklar. Diğerlerin hepsinde çizilebilir ama yalnız üçgende köşegen çizilemiyor. Çünkü üçgende bellediğiniz köşe dışındaki iki köşe de komşumuz olduğu için başka bir üçgen çizemiyoruz. Şimdi bu sorumuza gelelim. Bu sorumuzu şöyle yapalım.
Şimdi sonucumuzu biliyoruz. 4475. Şimdi ben şuradaki sayımı A, B, C sayısı diyelim mesela. Şu sayımı 25 ile çarpınca ne bulmuşum? 4425. Demek ki ben A, B, C diye bir sayımı 25 ile çarpınca sonucunu bulmuyormuşum. 4475. Peki şu A, B, C bulmak için ne yaparım? 4475'i 25'e bölelim. Biliyorsunuz test işlemi uyguluyoruz. 4475'i 25'e ne yapıyorum? Bölüyorum. İşte burada, şurada şuna çevirebilmek önemli. Tamam. Şunu görmek önemli. Sonucu şuna böldüğümde şu A, B, C'yi yani şuradaki sayımı bulmuş oluyorum. Bakalım 44'ün içinde bir kere var. Çarptığımda 25, çıkarttığımda 19. 7 indiriyorum. Bunun içinde 7 kere var galiba. 7 kere 7 kere 5, 35 ede var. 3, 14, 17. Çıkarttığımda 2, 22, 5, 225. Bu da 9 kere var. Çıkarttığımızda 225, 0. Ha, 179. Benim A, B, C diye belirlediğim sayı demek ki kaçmış? 179. Şuradaki sayım 179'muş. Sayımı buldum. Bize ne istiyor? Çarpma işlemine göre A, B, C'ye kaçtır? Bizden ben her şeyle A, B, C demişim. İki tane A, B, C oluşmuş. Benim A, B, C ile onun istediği A, B, C farkı A, B, C'ler. Unutmayın. Neyse sonuçta ben şuradakini A, B, C'mi buldum. Şuradaki A, B, C'yi siliyorum. Artık burada A, B, C yok. Farz ettik ki biz X, Y, Z, D, E, F dedik. Önemli değil. Şimdi şunun istediği A, B, C'yi bulmak için ben ne yaparım? 5'i bile basamağını şuraya çarparak onu bulun. Doğru mu? Doğru. O zaman 179'u 5 ile çarparak ben ABC bulurum. Şuradaki 5 ile çarparak. Peki burayı nasıl bulurum çocuklar? Güzel. Orayı da 179 neyle? 2 ile çarparak bulurum değil mi? Bu tip yerlere dikkat edelim. 9 kere 5, 45 elde var. 4, 9 kere, 5 kere 7, 35. 4 kere daha 39 elde var. 3, şunu ele 8, daha 895. Diğer bakır. Gördük mü? Burada bayağı telliyorum kusura bakmayın. Bayağı çarpma mahiyetini iyi bilmeniz lazım. Çarparken neyi nasıl buluyorum? Burası nereden geliyor? Şeylere dikkat edelim. Mesela şurayı ben nasıl buluyorum? Çok basit. 2'yi şuraya çarparak. İşte bunlar birerek çarpmanın mahiyetinin önemini neyin nerede işe yaradığını bilmezle ilgili bir şey bu. Bir diğer sorumuza hemen geçelim. Bir sorumuz şu yukarıda. Bayağı ilginç bir şey. Bir hastanede ilk haftanın birinci günü Aynur hemşire, İkinci günü Ebru hemşire, üçüncü günü Nurcan hemşire nöbet tutmuştur. Sonraki günlerde başa dönüp aynı sırama korunarak 5 hafta boyunca kesintisiz olarak her gün bir hemşire ne yapıyor? Nöbet tutuyor. Demek bu Aynur, Ebru ve Nurcan sürekli kendi aralarında dönüyorlar. Buna göre hangisi doğrudur? En az nöbeti Nurcan tutmuştur. Bir bakalım 5 hafta. 5 hafta, bir hafta kaç gün? 7. 7 ile çarptığımda bu demek ki 35 gün geçecek. Sıralama yapalım. Aynur. Bu isimleri nasıl tutturacağım? Şu isimleri yazmam için yukarı gitmem gerekiyor. Neymiş? Aynur, Ebru, Nurcan. Tamam. Aynur, Ebru, Nurcan. Şimdi bu 3 kişi her defasında tekrar ediyor mu? Yine Aynur, Ebru, Nurcan. Sürekli tekrar ediyor. Her 3 kişi tekrar ediyor. Tekrar, tekrar, tekrar. Peki 35 gün boyunca bu devam etmeyecek mi? Evet. Peki 35 gün boyunca bu 350 kısım devam etmiyor mu? Bu 3, 3, 3, 350 tur devam ediyor. Peki 35'in içinde kaç tane 3 var? Yani bu tur kaç defa devam ediyor 35'in içinde? Hemen 35'i 3'e böldüğümde bir kere var 3, kalan 0, 5 indirdim. Yine bir kere var 3, ve kalan 2. Şimdi çocuklar bu tur 11 defa devam ediyor. 11 defa Aynur Ebru Nurcan, Aynur Ebru Nurcan, Aynur Ebru Nurcan diye gidiyor. 11 defa. Peki sonra ne oluyor? Sonra 2 gün artmıyor mu? Artıyor. 2 gün sonunda da bu ikisi nöbet tutuyor. Gördünüz mü? Nurcan tutmuyor. Şu Aynur ve Ebru nöbet tutuyor. Ve 35 gün yani 5 hafta bitiyor. Şimdi bakalım en az nöbeti kim tutmuş? Şu Nurcan. Neden? Nurcan 11 defa tekrar ediyor ya. Nurcan 11 gün tutmuş. Şuna şimdi 11 defa tekrar ettiği için Nurcan 11 gün. Aynur 11 gün şunun içinde tekrar ediyor. Şu grubun içinde sürekli tekrar döngü var ya. Bir de şurada da sona doğru bir gün daha tutuyor. Aynur 12 gün. Ebru da aynı şekilde 12 gün nöbet tutuyor. En az nöbet tutan Nurcan.
Şu doğrudur. Ve hangisi doğrudur diyor? Adana. Genelinde yanlış olduğunu tespit etmemiz lazım. Bu tip sorularda lütfen hemen Adana bulup geçmeyin. Şıklarda bir gözden geçirmenizde fayda var. Bazen ilk bulduğunuz şık yanlış oluyor. Eğer kontrol etseydiniz diye şıkları yanlışınızı bulacaktınız. Kontrol etmeyip geçen öğrenciler bayağı sonradan üzülüyor ama gerek yok. Biz de bu hata düşmemek için tüm şıkları kontrol edelim. Aynur hemşire 11 gün nöbet tutmuştur. Şimdi çocuklar Aynur'a baktığımızda kaç? 12 gün ele. 3 hemşire de eşit sayıda tutmamışlar. Şıkı da ele. Ebru ve Nurcan hemşire eşit sayıda tutmuştur. Hayır. Aynur ve Ebru eşit miktarda tutmuş. Bunu da ele. O zaman cevabımız Adana. Bu sefer daha da garantiye almış olduk. Hemen biz diye sorumuza geçelim. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ve 2 noktalar arası 10 eşit parçaya bölünmüş. Buna göre kareyle gösterilen noktaya karşı gelen 10 daha göstereyim. Aşağıdakilerden hangisidir? Bu bayağı basit bir soruya benziyor gibi gibi. Şimdi bakalım çocuklar dikkat ederseniz 0'dan 2'ye yani 1'e değil. 0'dan 1 olsaydı çok basit bir soru olacaktı da 0'dan 2 olduğu için bunu tam orta noktasında bulamazdım. Kaç parça ayrılmış? 10 parça. Parça dediğimiz şurası. Bak bu bir parça. Şurası da iki parça. Şu bir parça. Şurası da iki parça. Gidip şu çizgide sen bazı öğrenci bazen karıştırıyorlar. Çizgide değil. Şuradaki uzunlukları parçalarımızı sayıyoruz. Oraya dikkat edelim. Şimdi birin nereden geldiğini bulmam lazım. 5'e denk geliyor. 10 parça bölündüğü için 5 parça bittiğinde 1 olacak. Bu 1. Bak 1. Birinci parça. Şu ikinci parça. Şu üçüncü parça. Şurası 4. Şurası da 5. Aha. Birin yerini buldum. Burası ne? 1. Güzel. Şurası 1 tam 1 bölü 5. Hani 2 tam ne olmuş? Aslında 2 tam 5 parça ayrılmış. Bu ne ya? 2 tam ne de? 1 tam 5 parça ayrılmış. Burada kandırılan yer. Sık kandırılabileceğiniz yer burası. Burada 2 tam 10 parça ayrılmış ya. Her bir tam ne? 5 parça ayrılmış. Şuradaki 1 tam da 5 parça ayrılmış. O zaman burası devam ediyorum. Burası 1 tam 1 bölü 5. 1 tam 2 bölü 5. Şurası da 1 tam 3 bölü 5. Bu da önemli. Bakalım. 1 tam 3 bölü 5. Ondalık okumak için şurayı genişletiyorum. Genişletme yaparken tam kısımlar etkilenmez biliyorsunuz. Sadece kesiri genişletebiliyoruz. 2 ile genişletelim paydamız 10 olsun. O zaman 1 tam 10'da 6 değil mi? Güzel genişlettik 10'da 6. 2 her ikisiyle de çarpıyorum. O zaman 1 tam 10'da 6. Tek cevabımız bu. Onda da metre dönüşümü biliyorsanız çok rahat olduğunu biliyorsunuz. Tek okuduğumuz gibi çeviriyoruz. 1 tam bakın. 1 tam 10'da 6. Aynısı. Bu da 1 tam 10'da 6. Bir gün sanda tek sayı varsa onda diyorduk. Bu soruyu da geçelim ama öğrencinin kandırılabileceği bir soru tipiydi. Güzel bir soru tipiydi. Lütfen bu tip sorulara dikkat edin. Tamer'in hikaye kitabını bitirmesine 97 sayfa kalmıştı. Tamer 150 sayfa okumuş olsaydı geri okumadığı 83 sayfa kalacaktı. Buna göre Tamer kaç sayfa kitap okumuştur? İlginç. Şimdi soruyu önce bile daha net anlamaya çalışalım. Tamer'in hikaye kitabı var. Peki kitabı bitirmesine, şunun kitabı olduğunu düşünüyorum. Tamam, bilmiyorum kitabı olduğunu düşünüyorum. Kitabı bitirmesine 97 sayfa var. Şurada bir yerde, şurası 97 olduğunu düşünüyorum. Tamam, 97 sayfa. Tamer 131 sayfa okumuş olsaydı, geriye 83 sayfa kalacaktı. Şöyle bir şey. Tamer ne yapmış? Eğer baştan itibaren ne kadar okumuş olsaydı? 151 sayfa okumuş olsaydı, evet, okumadığı 83 sayfa kalacaktı. Okumadığı 83 sayfa kalacaktı. Öyle mi oluyor ya? Çok ilginç. Topladığımızda 234. Çok ilginç bir soru. Biraz bunun üzerinde ben düşünmem lazım çocuklar. Siz de düşünün. Şimdi hikaye bitirmesine 97 sayfa kalmış. Tamer 151 sayfa okumuş olsaydı geriye okumadığı 83 sayfa kalacaktı. Buna göre Tamer kitap okumuştur. Tamer kaç sayfa kitap okumuştur? Tamam. Soruyu anladık. Şimdi daha güzel. Soruyu şuradan anladık. Ben sandım ki kitabının kaç sayfa olduğunu soruyor. Mesela Tamer'in okuduğu sayfa sayısını soruyormuş. Şimdi çocuklar şuradan bakın. Eğer 80, 150 bir sayfada okulsaydı kitabın bitmesine 83 sayfa kalacaktı. Biz kitabın sayfasını aslında biliyoruz. Şu ikisini topladığımızda kitabın kaç sayfadan oluştuğunu biliyorum. Toplayalım. 151 ile 83'ü ne yapıyorum? Topluyorum. Bu arada ben düşündüğüm şu şık. 234 şıkla da olsaydık onu vurup geçecektim ve yanlış yapacaktım.
Oysa ki bizden kitap sorunun köküne dikkat etmeye gerekiyor. Bizden kitap sayısını, kitap sayfa sayısını istemiyorum. Tanrı'nın okuduğu sayfa sayısını istiyorum. Biz 234'ü bulduk. Bu kitabın sayfa sayısı. Tanrı'nın okuduğunu bulmak için 97'yi, hani 97 kalmış ya bitmesine. O zaman şu kitap sayfa sayısından 97'yi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Çıkarttığımızda 7'yi komşuya gidiyoruz. İşte burası 2 kalıyor. Buradan komşuya gidiyoruz. Bu 1 oluyor. Burası 12 oluyor. Burası 3. Burası 1. 137. İşte böyle. Demek şurası, şurası, şu kısım 137 sayfa okumuş. Çok güzel bir soru. Tabii bizi de kandırabilecek bir püf noktası varken bazen şunu yapıyorlar. Hadi acıyalım şu 237'yi kitap sayfasını şıkla yazmayalım ki belki hatalarına varırlar diyorlar. Bazen de şöyle diyorlar. Şunu da koyalım da hata yapsınlar. Hangisi bize denk gelir ben de bilmiyorum. Şimdi yukarıdaki şekilde göre P noktasına aşağıdaki noktada hangisiyle birleştirilen doğru parçasının uzunluğu M'le doğru parçasının uzunluğundan farklıdır. Farklı. Şunu biraz küçültmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Tamam. Güzel. Şimdi bana bir doğru parçası çizmem için doğru parçası tam. Şimdi P'yi hangisini birleştirirsek farklı bir uzunluk elde etmiş oluruz. Şuna dikkat edelim çocuklar. Şu doğru parçası dikeyi de 2 birim. Yatayı da 1, 2, 3, 4 birim. 2'ye 4. 2'ye 4'e sahip değil mi? Dikey uzunluk, yatay uzunluk. Şöyle de çizilebilir çocuklar. Bakın. Şurası 1, 2. Şuradan basıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Şu bakın şöyle bir şey çizersem. Bununla yine aynı olur. Neden hocam? Çünkü bu da dikeyde 4. Yatay da 2. İşte şunun dikey mi yatay olduğu önemli değil. Önemli olan birisinin 2, birisinin 4 olması. Tamam. Bazen öğrenciye şu şekilde de anlatıyorum. Diyorum ki çocuklar kendinize bir kutu çizin. Şu doğruyu alan için alacak bir kutu. Güzel. Bu kutunun MN köşegeni değil mi? Evet. Bu kutu dışında buna benzeyen yatay ya da dikey bir kutu çizerseniz yine köşegen aynı MN ile aynı uzunluğa sahip olacak değil mi? Evet. İstersen kutu yöntemi, istersen dikey yatay uzunluklara bakarak yapalım. Şimdi bu kutunun şu üzerine bakın. 2'ye 4 birim değil mi? Şurası 2 birim, şurası 4 birim. O zaman devam edelim. Hep beraber bence kutu yöntemini deneyelim bakalım. Kutu yöntemi. P hangi noktası? P U ile birleştirelim. P U ile birleştiriyoruz. Bakın. Bu kaç birim kaç birim? Hemen yapalım. Bu kutu 2'ye 4 birim. 1, 2, 3, 4. Ve köşegeni bu. O zaman boyla bu. Aynı. O zaman U'yu ele. Devam edelim. U dışında hangisine bakalım? T'ye bakalım. T ile P. Bakalım 2'ye 4 mü? Çocuklar. Burası 2, burası 3. Şu köşegen aynı kutu değil. 2'ye 4 kutusu değil bu. O zaman cevap diye Bursa. Peki devam edelim ama hangisi tam devam edelim. Diğerlerini de bulmamız gerekiyor. Şimdi S ile birleştirelim. P'yi S ile birleştiriyoruz. Bu 2'ye 4 mü? Bakın 2'ye 1, 2, 3, 4. Ya da K ile birleştirelim. Çocuklar. P'yi K ile birleştiriyoruz. Yine 2'ye 4 çıktı mı? Bakın 2'ye 4. Köşegenim şu oluyor tabii. Köşegenim şu köşegen oluyor. Yine kadar çiziyoruz. Köşegenim şu köşegen oluyor. Yine 2'ye 4. Cevap T. Bu 2'ye 3 birim oluyor. Bu yanlış. İstersen kutu içine alın, istersen uzunluğa bakın. Değişir. Bir çiftlikte 7 kümes. Her kümeste 7 tavuk. Her tavuğun 7 civcivi var. Buna göre bu çiftlikte civciv sayısını gösteren ifade hangisidir? Bakalım. Şimdi çocuklar, önceki şey yapalım. Her tavuğun kaç civciv var? 7. Kaç tane tavuk var bu kümeste? 7 tane tavuk var. O zaman birinci tavuğun 7 tane yok mu? Evet. İkinci tavuğun da 7. Üçüncü tavuğun da 7. Bunlar toplaman kısa olur ne? Güzel. 7'yi 7 ile çarpmak. Bu civciv. Her tavuğun civcivi. Bu da tavuk sayısı. Güzel. Bu ne? Toplam civciv sayısı. Şu an bir toplam tavukların civciv sayısı. Bir kümesteki. Bakın bir kümesteki çiftlik sayısı, civciv sayısı, civciv sayısı bir kümes. Niye? Her kümeste 7 tavuk var ve her tavuğunda 7 civciv var. Bunlar çarptığımızda bir kümesteki civciv sayısı. Peki bir kümes daha yok mu? Var. Bu da 7 çarpı 7. Bir kümes daha yok mu? Var. Bu kümes yok mu? Daha var. Bunu kısalım ve bir daha bunu 7 ile çarpmak. Kaç tane kümesimiz var? 7 tane kümes. O zaman bunu bir daha 7 ile çarpıyorum. Çarptığımızda ne? 3 defa çarpıyoruz 7 ile. 7 çarpı 7 çarpı 7. Cevap ne olur? Sıra baktığımızda bu değil, şu değil, şu değil. Şu ne demek? Bu şu demek.
3 tane 7'yi çarpmak ve bizim aradığımızda bu. Cevap Diyarbakır. Gördünüz mü? Çocuklar, şuna dikkat edin. Özellikle öğrenciler bazen toplama çarpma yapabiliyorlar. Çarpma aynı sayı, toplamanın kısa yolu. Tamam, oraya dikkat edin. Mesela hence birinci tavuğun 7 tane, ikinci tavuğun 7 tane, üçüncü tavuğun 7, 7, 7, 7. 7 tane 7 toplamanın kısa yolu ne? 7, 7 ile çarpma. Bu bir kümesteki civciv sayısı. Kaç tane kümes var? 7 tane kümes. Değil mi? 7 tane kümes. Bunu bulmak için de bir daha 7 ile çarpıyoruz. Her kümeste 7 çarpı 7, 7 çarpı 7, 7 çarpı 7 tavuk civciv var. Bunu 7, bir daha 7 ile çarptığımızda toplamını bulmuş oluyoruz. Hangisi doğrudur? Şimdi bu tip durumlarda bizim kesirleri tam sayı kesire çevirmemiz gerekiyor. Bunu biliyoruz. Şu tam sayı kesire çevirdiğimizde bir tanesini gösterip diğerini hızlı bir şekilde yapıyorum. 7'yi ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Kaç harf var? 3. 3 tane tam var. Çarptığımızda 6, kalan 1. Şu benim tamım. 3 tam. Benim paydam değişmedi. Bak payda 2 ya da şuradaki bölen payda 2. Payım da 1. 3 tam 1 bölü 2. Demek şurası neymiş? 3 tam 1 bölü 2. 3 tam 1 bölü 2. 3 tamdan büyük müdür? Büyüktür. Neden? Bunda 3 tamı var. Bunda 3 tam var. Bunun fazladan 1 bölü 2'si kadarı var. Ama burada öyle bir şey yok. O yüzden bu doğru. Bizim doğru olanı istiyormuş. Direkt cevabı yapmışız. Buna bakalım. Çocuklar, bu 2 tam 1 bölü 4'tür. Bu bundan büyük. 2 tam ondan büyük değil. Daha küçük. Şuna bakalım. 8'e böldüğümüzde bu kaç olur? 8'e bölersek 4'e 3. 3 tam 8'de 7. Tabii 4 tam daha büyük olur. Onu da ele. Şunu 3'e böldüğümüzde 5 tam 1, 3 bölü 1 bölü 3. 5 tamdan büyük değil. Vay be, tek cevabı bulmuşuz. Tek cevabı bulduysak o da iyi ya. Bir diğer sorumuza gelelim. Bu büyük bir soru. Biraz fazla küçültmemiz gerekebilir. Şimdi burada bir anket var. Öğrenci sayısı var ve etkinlikler var. Yukarıdaki grafiğin bir okulun öğrencilerine yapılan ankette en çok yaptığınız etkinlik hangisi sorusuna verilen cevaplara göre elde edilmiştir? Müzik dinlemek cevabını veren öğrenci sayısı, resim cevabını veren öğrenci sayısından 12 fazladır. Ha, burada bir noktaya kalacağız. Sunumlar arasındaki farkın her bir birimin kaç kişiye denk geldiğini bulacağız. Tamam. Şimdi bakalım kim kimden ne kadar fazlamış? Müzik dinleyenler bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6 birimden oluşuyor. Resim yapanlardan. Resim yapanlar 1, 2, 3, 4. Bu da 4 birimden oluşuyor. Ne kadar fazla? 12. Peki fazlalık ne? Fazlalık şu 2 birim değil mi? Evet. Bu 2 birim 12 öğrenci göstermiyor mu? Güzel. Şu 2 birim her birim 12 öğrenci gösteriyorsa, her 2 birim 12 öğrenci gösteriyorsa bir birim ne kadar gösterir? 6 öğrenci. Ha. Demek şuradaki her bir birim 6 öğrenci. 6 öğrenci, 6 öğrenci, 6 öğrenci diye zihne yazıyorum. Ve sorumuza gelelim. Buna göre kaç öğrenci katılmıştır? Şıkkıya bakmadan hemen cevabını bulalım. Burada kaç birim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 öğrenci yok muydu? 6 birim var. 6, her birim 6 öğrenci gösterdiğine göre burası 36. İçine yazalım. Şurası 1, 2, 3, 4. Burası 24. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 42. Burası 1, 2, 3, 6, 7, 18. Hocam ki şimdi toplayalım bir şey göstereceğim de. Şurası 60. Tamam. Şurası da 60. İlginç. 60, 60, 120. Cevap 120. Bazı öğrencilerin şey diyor. Hocam onu hepsini tek tek yapıp bütün birimleri sayıp 6 ile çarpsanız. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplam 20 tane birim yok mu? Hepsi üst tek topladığımızda. Evet. Her bir tanesi 6'yı gösteriyor her birim. O zaman 20'yi direkt 6 ile çarpsaydık hocam. Direkt cevabı rahatlıkla bulabildik diyen öğrenciler olabilir. Cevabımız da 120 bunun yanında. Ceyhan. Şu işaretleyelim içimiz rahatlasın ya. Bu ses de gelebilir. Şuna bakalım biraz yakınlaşalım. Yakınlaştık. Ömer bir hikaye kitabının 5'te 2'sini, Ayşe ise aynı kitabın 15'te 6'sını okuduğuna göre aşağı hangisi doğrudur? Şimdi şıkları bir gözden geçirelim çünkü ne istediğini tam anlamaya çalışalım. Şıklardan bir şey diyor ki okuduklarda sayfa sayıları eşittir Ömer. Bundan 4 fazla 4 sayfa fazla okumuştur. Bir sayfa ilgili bir şey bulamayız çünkü kitabın sayfası ile ilgili bir bilgimiz yok. Sadece bir şey var. Bir kesir var. Sayfanın bu kadarını okumuş, bu kadar okumuş. Kesiri biliyoruz. Bu kesir de kesin sayıları vermiyor. Kesin sayfa sayılarını vermiyor.
Ömer okulu sayfa sayfası daha fazladır, daha azdır. Bu 3 katı kadar okumuştur. O yüzden bir deneyelim. Şimdi çocuklar, şu ikisini kıyaslayabilmemiz için paydaların eşit olması gerekiyor. Neden? Paydaları eşitlediğimizde hangisinin büyük, hangisinin küçük, birleştirme onu rahatlıkla görebiliyoruz. Kesirde sıralama yaparken, kesinlikle toplarken, çıkarırken de paydayı eşitliyoruz. Şuna pay değiştirmek için şunu 3 ile genişletiyorum. Bunu 3 ile çarpınca burası ne olur? 6 bölü 15. Burası 6 15'miş Ayşe. Yani Ömer. Bu da 6 bölü 15'miş Ayşe. Ne olduğunu fark ettiniz mi? Her ikisi de birbirine eşit. Güzel. Fark ettiyseniz bayağı iyi olmuş. Şimdi aşağıdaki hangisinde verilenler bir üçgenin iç açı ölçülü olabilir? Evet, bunu bilebilmeniz için çok basit bir şey bilmeniz lazım. Evet hocam, hepimiz de biliyoruz. Üçgenlerin iç açı toplamının 180 derece olduğunu hepimiz de biliyoruz hocam. Güzel. O zaman hangisinin toplamı 180 değilse o üçgenin iç açıları değildir. Ya da hangisinin toplamı 180 ise bu bir üçgenin iç açıları da diyoruz. Toplayalım. Şu ikisini topladığımızda 140 eklediğimizde burası 200 olur. Bu bir üçgenin iç açıları olamaz. 180 olması lazım toplamı. Şuna topladığımızda 90, 135 olur. Bu da ele. Şuna topladığımızda şurası 100, 80 daha 180 olur. Aha, cevabımızı yakaladık. Şuna topladığımızda şu ikisi 60, bu da 90. Bu olamaz. Cevabımızı yakaladık aslında. Şimdi şuna bakalım. Didem Cevizler'in 3'te 1'ini Mehmet'e, 9'da 2'sini Türkan'a, 18'de 5'ini Hülya'ya veriyor. Didem'e Cevizler'in kaçta kaçı kalır? Şimdi Didem Cevizler'ini paylaşıyor ya. 3'te 1'ini, 9'da 1'ini, 18'de 1'ini sağa sola dağıtırken ben her defasında farklı büyüklükte dağıtıyorum. Birisi 3'te 1'ini, bir tarafta 9 parçaya ayrılmış o kadarını, 18 parçaya şöyle. Ama hangisini ne kadar gittiğini tam kestiremiyorum. Niye? Parça büyüklükleri eşit değil. Ben ne yapacağım? Genişletme yaparak parça büyüklüklerini hepsini eşitleyeceğim. Yani burada hani 18 parça ayrılmış ya, bunların hepsini 18 parçaya ayarlamaya çalışacağım ki hangisine daha çok verdiğini rahatlıkla bilelim. Ya da bütünün ne kadarını sağa sola dağıttığını rahatlıkla bulabilirim. Şunu 18 olması için 6'ya genişletiyoruz. Burası 6 bölü 18. Demek ki Didem Mehmet'e 18 parçadan 6'sını vermiş. Bak ne kadar rahat oluyor. 18 parçadan 6'sını vermiş. Bunu 2 ile genişlettiğimde 18 parçadan 2 ile çarparsak 4'ünü vermiş. Çok iyi. Bu da 18 parçadan 5'ini vermiş. Bak ilginç bir şey yakaladınız mı? 18 parçadan bu kadarını buraya verdi. 18 parçadan buraya verdi. Daha rahat akılda kalıyor. Daha anlaşılır oluyor değil mi? İşte payda eşitlemenin mantığı bu. Payda eşitleyken ne kadar sağa sola gittiğini kavrayamıyorum. Ama paydalar eşitse 18 parçadan 6 parçası şuraya gitti. Ben çok rahatlıkla öğrenci şunu yapabilir. 6 parça Mehmet'e, 4 parça Türkan'a, 5 parça Hülya'ya gittiği için buna topladığımızda 15 parça sağa sola dağıtılmış. 18 parça değil miydi? Evet. Kendisine kaç parça kaldı? 3 parça. 18 parçadan kendisine kaç parça kaldı? 3 parça. Sağa değiştirdiğimizde iki tarafı 3'e 3'e bölersek 1 bölü 6. İşte çocuklar, bazen sizin aradığınızın en sağda hariç şıklarda olur. 3 bölü 18 değil, 1 bölü 6 şıklarda olur. Anlaştık mı? Bu birinci yol. İkinci yol, şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bir model çizeriz. Şöyle. Güzel. Bu modeli şöyle 6 parça ayırırız. Bir dakika, şunu rahatlıkla yapalım. Şöyle 3 parça ayıralım. Sonra diğer şekilde de 6 parça ayıralım. Ve bu kim olsun? Didem'in cevizleri olsun. Şöyle 6 parça yapmaya çalışıyorum. 1, 2, bu biraz eğri olabilir de. 3, 4, 5. Evet, bu da Didem'in cevizlerini gösterdiğini düşünün. Şimdi Didem'in cevizi 18 parça ayırdım. Neden? En büyük 18 ve diğeri de 18'e genişletebiliyorum. Tamam. Bu 6 bölü 18'di. Bu da 4 bölü 18'di. Şimdi rahatlıkla yapalım. 18'de 6'sını Mehmet'e. 6 tane Mehmet'e. Bak, hatta ben diyelim bu Mehmet'e gitti. Bu da Mehmet'e. Bu da Mehmet'e. 6 tanesi kime gitti? Mehmet'e. Peki bir şey fark ettiniz mi? İlginç bir şey. Bakın bir yatay olarak baktığımızda 1, 2, 3. 3 parçadan bir tanesi Mehmet'e gitmiş. Bakın genişletmeden önce bu neydi? 1 bölü. Bakın genişletmeden önce bu neydi? 1 bölü 3. 3 parçadan bir tanesi. Peki devam edelim. Şimdi şuna geri alalım. Devam edelim. 4 parçası kime gitmiş? Türkan'a. Şu 4 tanesini de Türkan'a hemen verelim. 4 tanesini. Güzel. 5 parça da Hülya'ya gitmiş. Hülya'ya da 5 tane verelim. Şöyle. Şöyle daha. Hülya, Hülya, Hülya.
5 tanesine bir yer verdik. Geriye kendisine kaç tane kaldı? Şu 3'ü kaldı. 3 tane çıkında kaldı ve modelin hepsi 18 parçanın oluşuyor. Yani payda 18 ediyoruz. 3 bölü 18. Bunun en sade hali yine 1 bölü 6. Kulak çıkıyor aslında. İşte çocuklar dikkat ettiniz mi? Problem çözerken kesirlerde payda işlemin çok çok faydası var. Sıralama yaparken, toplarken, çıkarken, problem çözerken kesirlerin paydasını eşlemenin çok faydası var. Bir de sonuca bakalım. Şekli dolabın yüksekliği, masanın yüksekliği kaç santimetre fazladır? Dönüşüm yapmamız lazım. Şimdi bizden hangi birimde istiyor? Santimetre. Bunları santimetreye çevireceğiz. Bu zaten santimetre. O zaman şunu santimetreye çevirelim. 0,8 metre kaç santimetredir? Buna ilgili şöyle bir şey düşünelim. Nasıl, hangi yöntemi yapacağım onu düşünmeye çalışıyorum. Şimdi çocuklar, öncelikle merdivenimi yapıyorum. Tamam. Burası metre, desimetre ve burası da santimetre. Ben şu an şuradayım. 0,8 metre. Her aşağı indiğimde ben şu aslında 10'la çarpıyorum. 10'la çarpmak kısa bir yolu 0 virgül kaydırmak. Buradaki hani 0,8 şurada virgül var ya, bu virgülü sağa kaydırıyorum. Bir kere sağa kaydırdım ben. Virgül nereye gelir? Buraya. 10'la çarpmak kısa yolu. Tamam. 0,8 olur. Ve virgül burada durur. Ve virgülün sağında sıfırlar var. Ve bu sıfırlar bir işe yaramaz. Virgülün sağında bir sürü sıfır olup da işe yaramadığını artık öğrenmiş olmanız lazım. Şu an şu virgülle ve sıfırla göstermiyorum. Ve bir virgül daha sağa kaydıracağım aşağı inerken. Ne olur? Bu sefer virgül buraya gelir. 0,80 olur. Şuradaki virgül ve şeyleri görmeyin. Hayalen var ama şu an işimize yaramıyorlar. Kaç oldu? 80 santimetre. Bu birinci yol. İkinci yol, her defasında 0,8'i 80'e çarpmak biraz zor değil mi ya? Bence zor. Zor. Evet, şurasının 80 santim olduğunu biliyoruz. O zaman bu bundan ne kadar uzun? 220'den 80'ini çıkardığımızda cevabımız 140 santim daha uzun olduğunu söyleyebilirim. 140 cevap Diyarbakır. Tak tak tak. Şurada. Hemen bu diye soruma geçelim. Şurada fazla gittim. Şıklardan yapalım bunu bence. İlk sorudaki gibi. Şıklardan yapınca bazen daha rahat oluyor. Ondaki bir hangisi olamaz diyoruz. Onlar basamağında 1. Onlar basamağında 1'i arıyoruz. Onlar basamağı burası 1 var. Onlar basamağı 1 var. Onlar basamağı 1 var. Onlar basamağı 1 var. Hepsinde 1 varmış. 1 ile basamağında 8. 1 ile basamağı 8. 1 ile basamağı 8. 1 ile basamağı 8. 1 ile basamağı 0. Aha, bir tane eledik sonunda. Hangisi olamaz? Aha, cevap diye bakalım olamaz. Cevabını bulduk. Eden olabildiğini gösterelim. 1 ile basamağında 8. 10'da 1'lerde 4. 10'da 1'ler virgül sağındaki ilk rakam 10'da 1'ler. 10'da 1'lerde 4. 10'da 1'lerde 4. Ve 10'da 1'lerde 4. 3'ü de oldu. Cevabınız diye bakır. Vay be, Allah'tan şıklardan gitmişiz. Zaten hangisi olamaz dediğinde kesinlikle şıklardan gitmemiz lazım. Başka nereden gideceğiz? Akıldan mı yapacağız? Şimdi abi 25 kesin yüzde sembolü bu olduğuna gidiyoruz. Şimdi adam diyor ki A bölü 25 dediğim şey aslında %36'ya eşit çocuklar. Evet. Peki ben şöyle bir şey yapar mıyım? Ben şu kesir şuna benzetebilir miyim? İkisi de kesir. %36'yı şu şekilde gösterdim. İtiraz olan olmaz herhalde. Her iki tarafı 4'e sadeleştiriyorum. Bakın. 4'e böl 9 bölü 4'e böl 25. Bu ikisi diyor ki birbirine eşittir. Bu 25, 25'e bu A da 9'dur. Bu da basit. Aynı kesirler. Genişletme, sadeleştirme. Az önce şöyle bir şeyle girebilir. Onu söyleyeyim. Mesela A bölü 25 ya. Normalde %36'ya eşit ya. Adam bunu 4 ile genişletir. 4 tane A bu 100 olur. 4 tane A buna eşit olur. Bu 100 100'e eşit olduğu için 4 tane A'nın 36'ya eşit olması lazım. 4 tane A 36 ise bir tane A ne olur? 9. Bu biraz cebise ifadeye kaçtığı için siz de buradan biraz kaçın. Fazla bu tip şeylere girmemeye çalışın. Şimdi şekildeki çokgenin çevresinin uzunluğu yukarıdaki verilen dik üçgen çevresinin uzunluğuna eşit değildir. Dik üçgenimizin uzunluğunu bulalım. Burası 8 ise şurası da 8, burası 13 ise şurası da 13. Şu ikisini topladığımızda 26, şu ikisini topladığımızda 16. Çevremizi topluyoruz. 42. Şıklardan hangisinin çevresi 42 değildir? Aşayalım. Şimdi 11. 4 tane 11 topladığımızda ne olur? 44. Şu 14 topladığımızda bu ne olur? 42. Şu ikisi 30 olur. İşte 12 kredimizde burası 42. Şurası 11, burası 10. Şöyle topladığımızda 20, şurası da 22. Topladığımızda 42. Hangisi? Cevap Adana 42 değil. 44. Basit bir soru. Çoğu öğrencinin yapabileceği bir soru tipi bence. Can, 60 canın %40'ını harcadıktan sonra kalanı kumbarasına atıyor. Can kumbarasına kaç lira atmıştır? Bunun iki yolu var. Bir, ne kadar harcadığını buluruz.
60'ı %40'la ne yaparız? Çarparız. Şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır götürürüz. 6 çarpı 4 ne olur? 24. Paydam ne olur? Bu 1 var. Gizli 1'i buradaki, evet, 24 bölü 1 olur. Bu da yine 24 olur. Demek ki 24 TL indirim yapılmış. Bu birinci yol. Peki bunu önermemiş olabilirsiniz. İkinci yolumuz da şu. Şu %40 dediği şey aslında ne? %40 dediği şey bu değil mi? Evet. Ben 600'ü 100 parça, 60'ı 100 parça ayıramıyorum. Fayda benim kaç parça ayırdığımı gösteriyor bütünü. O zaman bu kesinlikle sadeleştireyim. Her iki tarafı 10'a böleyim. 10'a böleyim. Hala da sadeleştirebilirim. Mesela 2 bölü 5 yapabilirim. Ama artık bunun farkına vardım. Ben bu kesirimi artık 10 parçaya ayırabilirim. Bu şu demek. 60 sayısının 10'da 4'ü kaçtır? 60 sayısını 10 parçaya ayır. 60'ı 10 parçaya ayırıyoruz. 10'a bölüyoruz. İyi, aşırı 10 yapalım. 6. Bana her bir parça 6'yı gösteriyor. Kaç parça lazım? 4 parça. Çarptığımızda ne olur? 24 gösterir. Bunu isteyen şeyde model üzerinde de 10 parça yapar. Sonra der ki bu 60'ı gösteriyor 10 parça. Her parça 6'yı gösteriyor. Bana 4 parça lazım yine 24. Her türlü şekilde 24'e ulaşıyorsunuz. 24 ne? Yapılan indirim. Ya 60'tan bizden yapılan indirim mi soruyor? Hayır. Kalan parasını soruyor. Kumbara attığı para var ya. Cevabımız tabii ki de 36. Dikkat ettiniz mi? Buraya 24'ü de yerleştirmiş. Bizi kandırmak için elden geleni yapıyorlar. Bazen de yapmıyorlar ya. Yerine göre değişiyor. Bir arsa şekli gibi eş karese bölge ayrılık. Ortadaki karese bölgenin tamamını havuza yapılıyor. Güzel. Havuzun çevresi 32 olduğuna göre arsanın alanı kaçtı? Wow. Buna kareden oluşuyor. Güzel. Bunun çevresi 32 ise 4 eşit parçadan oluşmuyor mu? Evet şu kare. Evet. 4 tane, bu 4 tane eşit uzunluğun toplamı 32 ise bir tane bulmak için 32 ne yapıyorum? 4'e veriyorum. 8. Demek şu her bir uzunluk 8, 8, 8, 8. Devam edelim. Bu da 8, şu da 8, bu da 8, bu da 8. Aynı şekilde 8'lerin hepsini yazdım da şu uzunluğun 24, şuradaki uzunluğun da 24 olduğunu alanı istiyor. Alan nedir? Tamam ve yüksekliği çarpıyorum. Yani 24 ile 24'ü çarpıyorum. Ama buranın hepsini soruyor ya, şu büyük karenin alanı soruyor. 24'ü 24'e çarpıyoruz. Hocam bunun farklı bir yolu var mı? Farklı birkaç yolu da yapabilirsiniz mesela da. Şunu çarpalım. Şunu çarptığımızda 96. Şöyle çarptığımızda 48. Şöyle ikisini çarpıyorum 96. Şöyle ikisini çarptığımızda 48. Tek tek değil de ben topluca çarpıyorum. Mesela 24'ü direkt 2 ile çarpıyorum 48. 24'ü direkt 4 çarpıyorum 96. Toplamda 576 cevabımız bursa. Hocam bir deli yol vardı. O nasıl? O da şöyle. Hani burası 8, 8 bulduk ya. Bu alan ne olur? 64. 8 kere 8, 8 kere 8, 64. Her bir tanesinin alanı 64. Tam 64. Kaç tane bunlardan var? 9 tane. Değil mi? 9 tane. 9'a çarptığımızda cevap ne oluyor? 576. Yine 576'ya gelirsiniz. Yani dönüp dolanıp yine aynı yere geliyoruz. Aşağıdaki sayılardan hangisi büyüktür? Şimdi çocuklar, bunların hepsini 10 dala çevirirsek ki çevirebiliyoruz. Daha rahat buluruz. Bunu 2 ile genişletiyorum. Bu ne olur? 10'da 6. Şunu diyoruz unutmayın. 0 tam. Çünkü bunun tamı 0. Burası tam yok. 10'da 6 diyorum. Şunu 4 ile genişletiyorum. %16 olmaz mı? Güzel. 0 tam. 0 tamı var. %16. Bakın iki tane sayı olduğu için yüzde bir sayı olduğu için insanda 10'da. Şimdi bakalım. Bu tip sıralama yaparken farklı farklı yöntemler var. Mesela ben iki yöntem genellikle çocuklara öğrettim. Bir tanesi şu. Basamak basamak inceleyin. Onda birle basamağı 4. Onda birle basamağı 4. Bunu kırmızı yapalım. Çak. Onda birler 4. Onda birler 4. Şu da onda birler 6. Bu da onda birler 1. Hangisi daha büyük? Onda birler 6 olan daha büyük. Örnek cevabımız Bursa. İkinci bir yöntem de şu. Onu da göstereyim. Yeri al. Yeri al. Yeri al. Yeri al. Hani bu ne? Binde 400. Bu binde 45. Bu binde... bu %45. Bu onda 6. Bu %16. Hepsi paydalar farklı. Hani ben şöyle bir şey söylüyorum. Virgülü sayılarda siz sayının sağ tarafına istediğiniz kadar sıfır ekleyebilirsiniz, silebilirsiniz. Hani bu 3 tane sayı ya. Yani hepsi de 3 sayıdan oluşsun. Hepsi de binde olsun. Hani 3 sayı olunca binde diyoruz. Buraya bir sıfır atıyorum, bu da binde. Buraya 2 sıfır atıyorum, bu da binde 600 oldu. Buraya bir sıfır da atıyorum, bu binde 160 oldu. Hepsini binde yaptım. Hepsini binde yapınca hangisini rahat olduğunu hatırlamıyorum. Binde 400 mü daha büyük?
Binde 450 mi? Binde 600 mü? Binde 160 mı? Hangisi daha büyük? Tabii ki binde 600 daha büyük. Evet, bu sorumuz da böyle. Bir de sorumuza geçelim. Gel. Urdum Gülü için aldığı aynı büyüklükteki 3 pastayı 3 arkadaşı ile eşit parça paylaşmıştır. Buna göre her birine düşen pasta miktarı aşağı hangisi ifade edilir? Şimdi burada ne var biliyor musun? Burada soru çok kolay ama bir kandırmaca var. Kandırmaca. Neden hocam? Kandırmaca şu çocuklar. Uğur 3 arkadaşıyla birlikte. Bunlar toplam kaç kişi? 3 kişi değil ki. Uğur da var. Toplamda 4 kişiler. İşte bu konumda bazen önce 3 kişi olduğunu söyleyip kandırılabilirler. Ki çıkışlarda istediğini bulamayacaklar ki bulamayacaklar. Bu da ona yardımcı olduğunu söylüyor. Biz diyoruz ki toplamda 3 pastamız var ve biz bunları 4 kişiye böleceğiz. Her kişi bu kadar düşecek. 3 bölü 4 kadar. Cevabımız bu. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Peki hocam diye bir yol nasıl olur? Yol şu. 3 pastayı gösterirseniz izleyeyim. Denk 3 tane pastayı hemen şurada gösterdiniz. Bu birinci pastam. Daha çok bize döndü. Şurada ikinci. Şurada üçüncü pastam. Bu 3 pastam. Pastaları kaça böleceğiz? Aferin. 4'e bölüyoruz. Çünkü 3 kişi değil. Bunlar 4 kişiler. Şöyle 4'e çaktım. Şurada 4'e çaktım. 4'e ne yaptık? Çaktık. Ne yapıyoruz? Bu 3 pastayı 4'e bölüyoruz. Her birine ne kadar düşer? Şimdi 4'e bölüyorsun. Bu bir kişi düşmüyor mu? Mesela diyelim ki Ahmet'e Uğur'a düşüyor. Buradan da bu Uğur'a düşüyor. Buradan da bu Uğur'a düşüyor. Burada Uğur'a düşen 1 bölü 4. Şurada Uğur'a düşen 1 bölü 4. Şurada Uğur'a düşen 1 bölü 4. Uğur'a düşenleri topladığımda Uğur'a toplam ne kadar düşmüş oluyor? 3 bölü 4 kadar. Tamam mı? Bu basit yolu da şu. 3 pasta var. Bunu 4 arkadaşa bölüyorum. Bu kadar basit. Her kişiye bu kadar düşüyor. Evet, devam edelim. Şimdi Ece 2 saat 10 dakika süresi olan bir filmi hiç ara vermeden izlemiştir. Film sonra erdiğinde saat 18.05 olduğuna göre Ece filmi saat kaçta izlemeye başlamıştır. Bu bir zaman sal işlem. Ne yapıyoruz? Film bitti süresi 18.05 değil mi? Evet. Aradan geçen süre 2 saat 10 dakika değil mi? Evet. Bunu ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Şimdi bunda bakın 5 dakikadan 10 dakika çıkmaz. Yandan ben 1 saat almam lazım. Buna 1 saat aldığında bu 17 saate düşer. 18-17. 1 saat buraya kaç dakika olarak gelir? 60. 60'ı buranın üstüne eklediğimde 60 ne olur? 65 dakika olmaz mı? Olur. 65'ten çıkarttığımızda 55. 17'den 2 çıkarttığımızda 15. Demek 15'i 55'te işlemiş. Nerede bu? Burada Adana. Gördünüz mü? Zamansal bir işlemdi yaptık. Aşağıdaki dikdörtgen alanı diğerlerine daha farklıdır. Dikdörtgen alanını biliyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik. Dik iki uzunluğun dik iki kenarın çarpımı şeklinde de ifade edilebilir. Hemen alanlarını bulalım. Burası 1, 2, 3, 4, 4 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 çarpı 6, 24. Buranın alanı kaçmış şimdi? Burası 1, 2, 3, 3 birim. Ama burası 8 olmaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 8. 3 kere 8, 24. Buna alan da 24. Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu büyük ihtimalle 24'ü tutturamaz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5, 25. Bana alan 24 değil. 1, 2. Bu 2 birim. Burası 12 olacak büyük ihtimalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 çarpı 12 ne olur? Bu da 24. Cevabımız Ceyhan. Bu da basit bir soruydu. Yani rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru tipi. Şimdi taban alanı bir kenar uzunluğu 5 santim ve yükseklik 6 santim olan kare prizma şeklindeki yüzey alanı kaçtır? Çocuklar yanlış bilmiyorsam siz bundan sorumlu musunuz? Sorumlu olabilirsiniz. Ama bir bakalım şuradan hemen bir prizmamız ihtimalimiz var. Karesi prizma. Nereden? Şuradan alalım. Bu şekilde haritalar, prizmalar şurada. Kare prizma şurada. Aa, yanlış mı? Nerede bu kare prizma? Şurada çok kare prizma benziyor. Tamam. Şimdi çocuklar, bunun kare prizma olduğunu düşünün. Kare prizma şöyle bir şey var. Tabanı kare. Şu taban diyelim ki şurası kare. Taban alana kadar 6. Şu 6 da taban. Üstteki taban, alttaki taban ya da ikisine de taban deniliyor bazen. Burası 5 birimse bütün kare olduğu için burası hepsi 5, 5 değil mi? Şekile dikkat etmeyin. 5, 5, 5. Yükseklik de 6. Şimdi ne istiyor? Yüzey alanı. Yüzey. Şimdi bunun yüzeyinde baktığımızda şuradan şu yükseklik 6 birim değil mi? Evet. Burası 5 değil mi? Evet. 5 kere 6. 5 kere 6 30. Şurası 30.
şu yüzey. Aynısı bu da 5 birim, şu da 6 birim, 5 6 bu da 30. Yani yan yüzey hepsi aynı. 4 tane yan yüzey var. Şurada ve şurada var. 4 tane 30. Ne olur? 120. He, demek bunun yan yüzeyi 120 santimetre kare. Peki yukarı ve aşağı bulalım. Bir kenar 5, 5, 5 değil miydi? Evet. 5 kere 5, 25. Şu alt taban 25. 5 kere 5, bu da 25. Üst taban da 25. 25, 25 topladığında ne olur? 50. Buraya da bir 50'ye atıyoruz. Toplamda tüm yüzey 170 santimetre kare olmuş oluyor. Bu sonunu muydunuz ya? Sona doğru. Bilmiyorum, bunu şey yapmak lazım. Dolayısıyla yapılan bir bölme işleminde bölen 17'dir. Bölüm kalanı hangisi en fazla kaç olabilir? Bir bölme işleminde bölen 17 ise kalan, herkes biliyor ki şuradan küçük olmalı. Yani burası en fazla 16, en az 0 olabilir. Biz ne istiyoruz? En fazla kaç olabilir? Tabii ki de 16. Çok basit bir soruydu. Evet çocuklar, bugün sorularımız bu kadar. Özellikle kandırmacalı ve elemeci birkaç tane soru eklediklerini görüyoruz. Soru çözerken dikkat edin ve bütün şıkları gözden geçirin. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.